Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, iyi olmanızı diliyorum. Uzun süredir video çekemedim çünkü çok yoğundum. Bu yüzden video atamıyorum. Kısa kısa storyler atabiliyorum biliyorsunuz ki. Hem biraz kafanız dağılsın diye hem de arada bilgi paylaşıyorum. Kendinizi ihmal etmemeniz gerektiğini söylüyorum çünkü sağlık her şeyden önemli. Sıkça sorulan sorular var yine. Baktım sorular çok fazla var. Bunlar üzerine tekrar konuşacağız ve soruları cevaplayacağız sizinle birlikte. O zaman bakalım ilk sorumuz neymiş? Evet, sorumuz şöyle. Kişi yaşamından, kendinden ne zaman vazgeçer? Çok güzel, derinliği olan bir soru. Kişinin kendisinden vazgeçmesi, yaşamından vazgeçmesi ayrı şeyler. Kişi kendinden nasıl vazgeçer? Rutine düşerse. Yaşamış olduğu olumsuz bir kısır döngü vardır kendi yaşam hikayesinde ve rutine düşer. Bu devamlı tekrarlar. O zaman daha önce yapmaktan zevk aldığı, mutlu olduğu şeyleri de yapmamaya başlar. Yani kişi bu noktada kendisi için yapmış olduğu, kendisi için psikolojik yatırımları eksiltmeye başlar. Yapmış olduğu şeyler artık yapmamaya başlar. Bu durumda da kişi kendisinden vazgeçmiş olur. Yaşamından vazgeçme zaten maalesef ki kendine zarar verme ve yaşamı sonlandırma durumundan bahsediyoruz. Bu noktada yine kişinin hikayesinin ağırlığı, dönüm noktası, farkındalıkları, geçmiş yaşantısı, kişiliği, travmaları tabii ki içinde bulunduğu durumla çatışma halindeyse eğer vazgeçme noktasına, yani yaşamından vazgeçme noktasına maalesef ki gelmiştir. Ama lütfen psikolojik destek almayı ihmal etmeyelim. Psikoterapi desteği, farmakolojik destek yani ilaç desteği, psikiyatri ve uzman klinik psikologlar, ruh sağlığı uzmanları yani bizler tarafından bu destek sağlanırken kendimizi lütfen ihmal etmeyelim ve önemseyelim. Evet, çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi ise yine romantik ilişki adına sorulan bir soru. Aşkla hoşlanma, aşık olma ile hoşlanma aynı şey mi? Aynı şey değil. Şimdi aşk dediğimiz biliyorsunuz ki serotonin, dopamin, oksitosin hormonları vardı. Hani bunlar hem aynı zamanda mutluluk hem de birisinden hoşlandığımızda ya da aşık olduğumuzda farklı kulvarlarda, farklı evrelerde salgılanan hormonlar demiştik. Birisinden hoşlandığımızda bu hormonlar salgılanmıyor, onu söyleyeyim. Yani oksitosin, dopamin ve serotonin hormonları aşık olduğumuzda salgılanıyor beynimizde. Nedir bu hormonlar, ne işe yarar? Siz zaten karşı tarafı önce gördüğümüzde fiziksel özelliklerinden ziyade, tabii ki bunu nasıl tercih ediyorsak, ya kişinin kişilik yapısına, ya fiziksel özelliklerine, ya bir iki cümlesine, konuşmalarına, işte anlattığı şeylere, olaylara yaklaşım tarzına, artık sizdeki o farkındalık neyse, neye dikkat etmişseniz, onun etki alanı çok büyükse eğer, ama bu fazla fazla büyük olmasından bahsediyorum, o zaman aşık olmuşuz demektir. Yani aşkın içeriği sizde çok daha farklıdır demektir. Hoşlanma ise özelliklerini beğeniyorum. Kişilik özellikleri hoşuma gidiyor. İşte tarzı hoşuma gidiyor. Daha böyle hafif bir düzeyde hissettiğimiz bir olaydır. Ama aşık olma çok farklı bir şey. Evet, sorulardan bir tanesi de romantik ilişkide yine çiftlerden bir tanesi dominant karakterse yani baskın karakterse ne yapmamız gerekiyor sorusu. Bu ilişkiyi gerçekten çok zorlayan bir durum. Yani romantik ilişkide bir karakter çok aşırı baskınsa ve o baskınlığı ilişkiye çok fazla yansıtıyorsa eğer, sizi kontrol altına almaya çalışıyorsa o zaman ilişkide sıkıntılar olmaya başlar. Şunu yapma, şu şekilde yap, şöyle davran şeklinde sadece sizi yönetmeye yönelik bir durum söz konusuysa, ki bazen bu kadınlarda da olabiliyor, erkeklerde de olabiliyor, hiç fark etmiyor. Bu durum eğer söz konusuysa mutlaka önlem almamız gerekiyor. Yani o dominant karakteri biraz daha yumuşatmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Çözüm odaklı bir konuşmadan bahsediyorum. Hani hemen yükselmeyelim, sen buna karışamazsın, bu benim sınırlarım. Ne yapıyoruz orada? Diyoruz ki bak bu bizim ilişkimizi olumsuz etkiliyor. Biraz daha bunu yumuşatmanı rica ediyorum senden. Baskın karakterini biraz daha yumuşatmak adına yaptığınız bir konuşma bu. Bu benim alanım, senin alanında bu.
bu alana saygı duymanı istiyorum şeklinde yapıcı, çözüm odaklı bir konuşma çok çok önemli. Ha, baktınız devam ediyor ve daha da artarak, katlanarak devam ediyor ki bir süre sonra bu güven problemine dönüşüyor zaten. Kıskançlıkla güven problemi aynı şey mi diye bir soru gelmiş. Evet, aynı şey. Onu da bu arada anlatmış olayım. Siz birisine güvenmiyorsanız kıskanıyorsunuz demektir. Kıskanıyorsanız güvenmiyorsunuz demektir. Bir kişiyi aşırı kısıtlıyorsanız eğer. Bu da yine dominant karakterden de aynı şekilde yaratılmış olan, söylenmiş olan bir durum. Yani bir kişi, hocam kıskanç, bana güvenmiyor değil. Hayır, sana güvenmediği için seni kıskanıyor. Hocam kıskanıyor, işte bu ilişkinin tuzu biberi. Şöyle, tamam kıskanabilir. Belki bu bizim hoşumuza da gidebilir kıskanıyor diye. Ama dikkat, uyarı ilişkiyi yıpratabiliyor. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Dominant karakter sadece kıskançlıkla göstermez kendisini. Aynı zamanda karşı tarafın sınırlarına da müdahale eder. İşte mesela kıyafetine karışır. Ama kıskandığı için değil. İşte hayatım şunu giysen daha mı iyi olur sanki? Bak bu daha iyi durdu sende. Ya da işte mesela yemeğe giderken seçtiği mekana karışır. Şu mekanı seçmelisin bence şeklinde. Yani oradaki dominant karakter çok farklı yönlerde olabilir. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu arada diğer soruyu da cevaplamış olduk. Kıskançlıkla güven problemi aynı şey mi? Kıskançlık patolojiktir. Onu açık söyleyeyim. Karşı taraf eğer herhangi bir şey yapmıyorsa, yani sizin güveninizi sarsacak, kıskanmanıza da gerek yoktur. Karşı tarafta bir problem yoksa, size o güveni vermişse, siz de ona güveniyorsanız eğer, o zaman kıskançlık da yok. Kıskançlık ilişkiyi canlandırır mı? Çok yanlış biliniyor aslında. Kıskançlık ilişkiyi canlandırmaz. İlk başta öyle geliyor ama ilişkiyi yıpratmaya başlar. İçten içe yıpratmaya başlar. Tıpkı bir denizin bir yapıyı aşındırması gibi. Yıpratmaya başlar. Dikkat. Evet, bir diğer sorumuz da şu. Panik atakla panik bozukluk aynı şey mi? Aynı şey değil. Panik atak bir belirtidir. Genelde hastalık olarak biliniyor ama panik atak hastalık değil. Panik bozukluk hastalıktır. Yanlış bilinen doğrular. Şöyle söyleyeyim. Panik atak çok şiddetli bir şekilde nabzın yükselmesi, çarpıntı, bayılacakmış gibi hissetme, kontrolü kaybetme duygusu, el ve ayaklarda titreme ve uyuşma, terleme olabiliyor bazen aynı şekilde. Ve burada çok yüksek bir şekilde kaygı olduğu için kişide yüksek bir kaygı yaşıyor. Onunla ilgili verilen fiziksel belirtiler, panik oluyor yani kişi. Çok yüksek bir şekilde panik oluyor. Panik atak, bakın atak geçiriyor kişi. Panik bozukluktur psikolojide adı geçen ana başlık aslında. Panik bozukluk nedir? Ne zaman panik atak gelecek diye kişinin endişelenmesi. Panik atak bir belirtidir. Asıl hastalığımızın ismi panik bozukluk. İkisi arasında böyle bir fark var ama genelde halk dilinde panik atak diye biliniyor. Sadece bu semptomdur. Az önce de söylediğim gibi tedavisi var mıdır? Elbette. Hem terapi hem ilaç desteğiyle tedavisi mümkün. Evet, son sorumuzu cevaplayacağım. Sonra malumunuz danışanıma geçmek durumundayım. Böyle ara ara soru köşeleri yapacağım zaten. Demişsiniz ki travma sonrası stres bozukluğu nedir? Bunu tamamen komple güzel bir şekilde full anlattığım bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ama soruyu cevaplamak adına şöyle söyleyebilirim. Şimdi bir kere travma nedir? Travma kişinin ruhsal, kişilik bütünlüğünü, ruh bütünlüğünü, zihin bütünlüğünü, sosyal, ekonomik bütünlüğünü bozan her durum travmadır. Çocukluktan yetişkinliğe kadar, ergenlik döneminde de geçirebilirsiniz. Bu dönemde de yetişkinlik döneminde de geçirebilirsiniz. Çocukluk döneminde de geçirebilirsiniz. Genellikle çocukluk döneminde geçirilen travmalar temel oluşturduğu için bugünümüze etkiliyor. Biz o yüzden çocukluk dönemi travmalarına çok önem veriyoruz. Travma sonrası stres bozukluğu şu. Yaşanılan travmanın sizin hayatınızda bıraktığı etkileri. Nedir bunlar? Kabuslar görme, olayla ilgili görüntülerin kesik kesik gözünüzün önüne gelmesi ki buna flashback diyoruz. Hani dizilerde izlediğiniz sahneler vardır ya, şöyle kısa metraj şeklinde gelir gözünüzün önüne. Aynı şekilde gelir. O yaşamış olduğunuz olayla ilgili, kötü hatıralarla ilgili sahneler, cümleler, düşünceler, duygular gelmeye başlar. Bu birinci belirtidir. Diğer belirtiler tabii ki yüksek kaygı ya da kişi bazen depresif duygu durum olarak da yaşıyor bunu. Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri, yani travmadan sonraki stresin, yüksek kaygının başladığı dönem olarak geçiyor kısaca.
Bununla ilgili videom var. YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma bakabilirsiniz orada. Oradan izleyebilirsiniz dediğim gibi. Evet, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de zaten numaralarımız mevcut. Başka sorularınız olursa sosyal medya üzerinden ya da YouTube yorumları üzerinden sorabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.